Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulina Muhammedin salavat. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah. Binler kere binler. Nihayetsiz salatu selam onun üzerine olsun. İyi ki haber vermiş. Bu akşam en büyük nimet imandan bahsedeceğim. İhdine sıraten mustakim. İstikamet üzerine hidayete koyması için dua ediyoruz. Arkadaşlar, her şeyin ama, her şeyin dermanı olan iman. Bu kardeşiniz çok insanlarla, sayı bakımından olmakla beraber çeşitli vasıf ve sıfat ve konumda olan insanlarla çok görüşen biri olarak, tabii öyle ruhumdan yani söylüyorum, bu iman nimeti kadar bir şeyi bilmiyor. Her şeyin dermanı. Biraz ondan bahsedeceğiz. Böyle bir iman bir anlayış değil böyle. Bir seziş, bir his. Haşa. İman mahluktur. İman canlıdır. İman ruhludur. İman hayatlıdır. Ruhun ruhudur. Hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. İman nurdur ve kuvvettir. Ve mahluktur. İmanın hidayet mahluk değil. İmanın mahiyeti arka tarafı mahluk değil. Hidayet. Onu bunu şey yaptıktan sonra okuyacağım. Güneş vuruyor. Cam kapalı. Açtın camı, güneş girdi. Haşa misal. Güneşten kasıt Allah. O şua, foton, yani bizim tabirle şua, hidayet. Camı açtın, içeriye girmesi, yani hidayeti onayladın, onun adı iman. Allah'ın hidayetin onaylanırsa, sen de o hidayet imana dönüşür. Yani güneşten şua gelir, dal, budak, meyve, armut, ağaç oluyor ya, odun olarak gözüküyor. Odun da odunun içerisindeki nur oduna neyse bedende iman odur. Odunda duman neyse bedende küfür odur. Nefsi emmare odur. Sübhanallah. İman ne kadar kıymetdar ve hayattardır ki, canlıdır ki iman. Ustad diyor, ben şey yapmadım ha Fatih'im. Subhanallah. 72 şu alan. Subhanallah. İman ne kadar kıymetdar. Yok dünya cinsinde böyle bir şey. Ve hayatlardır ki hangi şeye girse, elektrik gibi, hangi şeye girse canlandırır. Bir şulesi böyle fani hayatı bakiyane hayatlandırır, üstündeki fenayı siler. Yani iman bu alemi şahadet cinsinden olmadığı için Allah'ın dışında bütün alemlerinin hakikatidir. Bir daha söylüyorum, Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alemin hakikati, yani o yapısı, dayandığı esmanın bütünlüğü, sendeki adı iman. Dolayısıyla iman bu dünyada değil. Şimdi imanı biraz şeyini anlatayım.
Fatih'im işareti cez var. Onu da bir zahmet vermiş. İşareti cezler, lemalar. İçeriden sen o zaman. Şimdi bir atölye düşünün. Atölye. Atölyede tezgahlar var. Her bir tezgaha ayrı malzeme giriyor. Yani belki de bir ham madde girdi. İşleniyor oraya. Oradan işleniyor oraya. Oradan işleniyor o tezgaha. En son paketleniyor ya. O dükkandan, yani o tezgahların bütünlüğünü meydana getiren dükkandan kasıt ruhtur. Ruhtur. O tezgahta tezgahlar var. Onlar latifelerdir, duygulardır, hislerdir. O tezgahlara giren malzeme ise delil, burhan, ünsiyet, usare, şira, fikret. 6 tane madde giriyor. Sayfa 71, işaratul icaz. Ben ezberden söyledim. Delil, bir daha sayayım. Delil, o dükkana giriyor. Delil, burhan, burhana dönüşüyor. İbret, fikret, ünsiyet, usare, şira. Bu tezgahlar vicdanda. Bu 6 tane maddeden iman imal ediliyor. İman. İman imal ediliyor. Ve iman nurdur, kuvvettir, hayatın hayatıdır, ruhun ruhudur. Böyle bir yapıya sahip. 25. Lema'nın 25. devasında da bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz diyor. Yani biz şöyle zannediyordum ben kendim. Yani böyle maneviyat. Yani zikredelim, derse gidelim, maneviyat. Maneviyatta şey, yani iman böyle artar. Hayır, iman bizzatihi artan esildiği için artıp eksildiğinden dolayı mahluktur. Eğer vacip olsaydı artmaz eksilmez. Vacip değişmez aşağı. Gidip gelmez, küçülmez, büyümez. Azalmaz, çoğalmaz vacip. Mahlukun özelliğidir. Azalan, çoğalan, eksilen, giden, kızan. 3 çeşit iman vardır. İ ile A çekiyor. İman. Sonra iman var. A çekiyor. Sonra imani i çekiyor. Bir tanesi imanı sana kazandırdıkları. Bir tanesi seni yaşattıkları. Bir tanesinde içine girip seni ötelere taşıdığı. Alem-i Berza, yani bu mülkü, perdeyi kaldırıyor. Bir de okuyayım şurayı. Fes Subhanallah. İman ne kadar kıymetdar ve hayatlardır ki, canlıdır, canlı. Öyle bir seziş, düşünüş, hissetme, farz etme, anlayış değil. İman bizzati böyle mahluktur ama atom cinsinden değil. Ruhun ruhudur. Hayatın hayatıdır. Nasıl inkişaf edeceğini de onu da şey yapacağım. O atölye dedik ya, atölyede tezgah var. Bu delil, burhan, saydım ya 6 tane. O maddeler giriyor. İçeriye bir giriyor. Tezgahtan en son iman denilen bir yapı çıkıyor. O mehremi yaraya nereye sürerseniz sürün. Bekaya dönüştürüyor, seni ötelere taşıyor. Seni oradan çıkarıyor. Merdiven oluyor sana. Bazen iman bir gözlük oluyor. Bazen bir merdiven oluyor. Tamam? Bazen bir asansör oluyor. Bazen elektrik gibi diyor, toprağın altında seyahat ettiriyor. Yapmadığı bir şey yok yani. Seni senden çıkarıyor. Yapını değiştiriyor. Kimlik ve kişilik kazandırıyor. Dünyadaki perdeyi kaldırıyor. Dünya buzdur. Ahiret buzdaki sudur.
susuz buz düşünemediğiniz gibi ahiretsiz dünya yoktur. Buzdan suyu alırsanız buz yok olduğu gibi dünyadan ahireti alırsanız dünya yoktur. Dünya alemi şehadet, alemi gaybın üzerine tenteneli bir perdedir. Hep ezberden söylüyorum. Hepiniz bildiği şeyler. Ama birleştiriyorum bunu. Alemi şehadet diyor, alemi gaybın üzerine tenteneli bir perdedir. İman acayip bir şey. Başka bir yer okuyorum şimdi. Her derdin dermanı. Ne istiyorsun kardeşim? Hastalıktan sorunun mu var? İman ilacını istimal et. Ama iman ilacını istimal etmek, esbabı terk etmek değildir. Esbaba teşebbüs etmek imanın da gereğidir. Çünkü esbaplı tecelli esmadır. Esbapsız tecelli de esmanın bir mertebesidir. Ama neticeyi ondan bilmektir. Sebep bahanedir. Hiçtir. Zahiridir. Perdedir. 4. Risale'de öyle geçer. Esbab bahanedir. Hiçtir. Perdedir. Zahiridir. Allah Allah. Dünya ise ahiret üzerine kabuktur. Köpüktür. Ve kışırdır diyor. 3 tane. Dünya ahiret üzerine dereleri bilirsiniz böyle. Veya yoğurt şey ayranı çalkalarsınız hani var ya böyle şey olur. Köpük çıkar yukarıya. Altını gizler değil mi? Altın gibi. Ama biz biliriz ki altında hazine orada. Değil mi? Ağzımız her taraf köpükte olur ama dibindedir yani ayran. Dünya kışırdır. Lüp değildir. Kabuktur. Öz değildir. Köpüktür. Asıl değil. Esas değil. Dünya budur. Ahiret üzerinde kabuktur. Kışırdır. Köpüktür. Bu risalede geçen cümleler. Bak şimdi. Eğer iman hayata hayat olsa, hayat mahluktur. Hayat, bir de hayatın hayatı var. Arkadaşlar, siz de çok gördünüz de, hissiyatım benim biraz farklı sebebi, şu elimle çok mezara insan indirmişim, gasilhanede ya tarif etmişim veya bezat ben yıkamışım yurt dışında vesaire vazife yaparken, gasilhane böyle kokusu bile çok garip ceset yıkanan yer. O, bir şey anlatacağım da, dünyada böyle yaşarken bir ümit olması, Allah'tan ümitli olman, ahiretten ümitli olman, kabre böyle bakmak seni ancak bu canlı tutar, yoksa yaşanmaz burada. En ufak bir kaşıntı bile seni vesveseyle alıp götürüyorsa acaba kanser miyim? Veya kanser, doktor dedi ki ne yese yesin. Gittin eve, her an ölümünü böyle bekleyen adam için Allah'ını seversen, kasamda para var, binanın önünde Mercedes var. Acaba bu elimi kaldırabilir mi diye usta soruyor. Kasa ve masa ne yardım eder? Bu olmasın demiyor. Ama imansız hiçbir işe yaramıyor. Hayatsız ceset neyse, imansız hayat da odur. Hayatsız ceset neyse, imansız hayat odur. Ki iman hayata hayat olsa o vakit ya çok acayip ya. Şimdi adam önümde duruyor, yıkıyorsun. Bu. Eğer imanın yoksa ne olacak şimdi? Eğer haşa, yüz bin defa haşa, ahiret hani vardır yok. Ha yoksa bir derece belki. Ama ya varsa ki bu kadar iman ettik 1400 seneden beri. 124 bin peygamber iman etti. 124 milyon evliya, bu kadar ümmetler. İman ettiğimiz yere gideceğiz biliyor musunuz? Niye korkuyorsunuz ki? O ki korkulacak bir yerse niye iman ediyorsunuz?
İnsan iman ettiği yere gitmek istemez mi? Avrupa'da çalışıyorsunuz. Paranızı Türkiye'ye yatırım yapıyorsunuz. Kardeşini babana para gönderirse o da diyor ki dükkan aldım, bilmem ne yaptım, daire aldım, arsa aldım. Sen yazı beklersin ki telefonla ana bir yaz gelse de gitsin de ya nerelere yatırım yaptı. Görmek istemez misin ya? Her an. Ama sen kazandığın parayı oraya çarçur etmiş veya almaya yatırmışsan Türkiye'ye gelmek istemezsin. Çünkü yatırmamışsın ki. Niye geleceksin? Yani anne baba bakar falan. Ama yatırmışsa mal neredeyse can da oradadır. Mal canın yongasıdır derler ya. Eğer yatırımı hiç orayla alakası yoksa hiç şansı yok. Şimdi yıkıyorsun. Nasıl gidecek yani şimdi? Kabir için 3 tane sıfat kullanıyor üstad. Hep böyle kafa kaldırıp anlattığımı kitap okuyanları anlıyor ki ezberden söylüyor. Bak, kabir için dardır diyor. Soğuktur diyor. Karanlıktır diyor. Ne yapıyorum biliyor musun? Ben buradan çıktığım zaman veya 2-2,5 saatlik yollar oluyor. Uzaklara gidiyorum. Tamam. Geliyorum tabi herkes yapmış mesela. Dün de öyle saat 1'de, 1 küsürde içeriye girdim. Ben son kattayım, 6. kat. En aşağıda böyle ders yaptığım salon. Çevre kimse yok, herkes yatmış, 1 küsür. Giriyorum, koyuyorum çantayı kapıya. İçeri bir giriyorum, karanlık, ta ders yaptığımız yer. Zifiri karanlık, hani böyle. Dedim, aa sana kabir. Bak azap yok, sıkıntı yok, ışık yok. Tek başına, kafan çalışıyor. Şimdi sonsuz böyle durulur mu? Sonsuz böyle durulur mu? Ondan sonra tabii ben de insanım yani hissiyatım var. Rahatsız oldum. Olur mu ya dedim burada bir sürü dersler oldu ya. Bir sürü dersler oldu. Cevşenler, Kur'an'lar, sağa gitti. Hemen bir ümit. Hemen ümit yeşermeye başlayınca baktım rahatsız oluyorum. Hemen lamba yaktım. Ha buymuş. Yoksa olmaz bak. İman hayatı hayat olsa o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır, vücut bulur. İmanın nuruyla. Geçmiş gitti. Zaten gidecek be kardeşim. Aa benim 52 senem gitti. Ama öyle ama böyle ama bir şekilde gitti. Ama elhamdülillah diyebiliyorsun. İşte ahiretle ümitli olmak. Bir daha söyleyeyim. Ahiretle ümitli olmak, Allah'tan ümitli olmak, böyle yaşamak kadar dünyada bir servet bilemiyor. Bir fabrikatöre denk gelmiştim. X şehrinde 1200 kişiydi derste salonda. Öyle diyordu abi de o sürece. Onların içinde böyle çek yattı vardı. Şu çaprazlamada birisi oturuyordu. Yani bir soru öğrendim ya. Adam pamuk giriyor. Burada da anlatmıştım herhalde. Fabrikasına pamuk giriyor. Öteki taraftan elbiseler çıkıyor. Ve fabrikaya gezdirdi bizi. Dışını arabayla geziyoruz. Yaya gezmek çok zor. Adam gülmeyi unutmuş. Dersten sonra böyle bakıyor. Bizi dersten sonra hani geliyorlar arkadaşlar. Latife yapıyoruz, soru soruyorlar, cevap veriyoruz vesaire. Bir şey var, bir güzel bir ayet var. Adam oradan böyle bakıyor. Böyle bakınca ilgimi çekti. Gel kardeşlerim, gel buraya. Gelmedi. Dedim ki ne yapıyorsun? Niye böyle dedim yetimler gibi duruyorsun? Bakıyordum size dedi. Niye mi bakıyordun dedim. Muz eşyası değiliz. Niçin bakıyordun dedim. Nereden sordum onu ya? Şaşırıyordum dedi. Durun dedim. Niye şaşırıyordun? Nasıl gülüyorsunuz dedi. Hayret ediyorum. Gülmeyi unutmuş. Benim Müslümanım gülmeyi unutturmuşlar. Geldi, gitti, pamukçu oldu, babası ve kardeşleriyle şirket böyle. O gidiyor, git anam, gel anam falan bağırmış, çağırmış. Gülme zamanı olmamış. Gülmek için zamanı yok. Dedim. Ben güldüm, direndi. Baktım o da gülmeye başladı. Elhamdülillah ya. Belki dedim kaç senedir ilk defa gülüyorsun.
Başka bir tanesini anlatayım. İntihar etmişti ya. Çok büyük bir armatür gemileri vardı. O bahaneyle X yerdeydim. Dedi ki başhekim dostumuz. Kaşlı adam. Dedi ki Hasan kardeş dedi. Bir gelsene. Geleyim abi. Ne yok hayırdır? Gel dedi ya. Ben de o zaman götürdüm. Hastaneye gitti. Saat 10'da servis mi, vizit mi başlıyormuş. Başhekim ya. Ya gel dedi ya. Bir şey yapalım dedi ya. Bir yere götüreceğim. Ne başhekim odasını ben elbisemi çıkarttı. Doktor elbisesi giydirdi. Tamam. İyi. Şeyi de taktılar. Ne diyorlar ona? Var kulaklık. Hani böyle taktım. Dedi ki servise gideceğiz dedi. Bir kovuş var böyle bisikleti şeyinde sıkıntılı. Ama işlerinde bir tanesi sırf böyle toplumda olayım diye rahatsız. Onun için biraz çok okulumuzda çok iyi olduğundan orada onların içinde yatıyor. Yani iyi hissediyor kendisini. Tepeden aletmiş hastaneyi. Orada zaten. Neyse oraya gittik. Daha önce malumat verdiği için selam veriyoruz falan. Tabii doktor gözüküyoruz böyle. Şu bu. Orada başladık. Duramıyoruz ya. Biz zaten bahane tulumsuz oynuyorduk. Bir de tulumu görsek duramazsın ya. Adam dedi ki ağzına şunu dedi. Keşke senin rahatlığın kadar, yarısı kadar rahatım olsa da Karaköy'de bir iş hanım var. O olmasaydı. Ustad Hutbe Şami'de diyor. Yani o trende kaçmayan çocuklar vardı ya. Herkül ve Rüstem'i. Herkül'ü Yunani. Orada anlatıyor. Arkadaşlar hepimiz elhamdülillah imanımızdan daha değerli bir şey yok. O bir şey vurgulamak istedi de onu anlatmak istedim. İman tabii saadet idareyi temin ediyor da imandan daha kıymetli hiçbir şeyimiz yok demek istiyor. İman her şeyin hakikati. Her şeyin hakikati. Yani yaşarken orayı bile fark ediyorsun. Mesela buz, susuz buz düşünemezsin ya. Şimdi tefekkür ettiğin zaman sanki bu dünya orasıymış gibi geliyor insana. Köpükten aşağı parmağını soksan, köpüktür, kışırdır, kabuktur dünya için. Tenteneli perdedir diyor usta. Böyle kuvvetli bir tefekkür, hassasiyet kazanınca yapa, vallahi bana öyle geliyor. Sanki biz burada değiliz ha. Burası orası gibi geliyor bana bazen. Yani çünkü burası oranın şubesidir diyor. Aldanıyor muyuz dedim. Allah Resulü diyor ki evet aldanıyorsunuz. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanacaklar. Siz ölmeden önce uyanınız. Peki uyandığın yer koltuk aynısı. Yatıyor adam. Kendisini biliyor mu? Bilmiyor. Kendini bilmeyince etrafı da bilemez. Bu uyku. Uyanın. Uyandım. Gene neredeyim? Gene aynı yataktayım. Uyanan da uyuyan da aynı yatakta. Fark kendisini fark ettiği için etrafı da fark ediyor. Demek ki fark eden ölmüştür. Ölmüş olan buralı değildir ama burada yaşıyor. Nereden biliyoruz orayı yaşıyor? O aletleri yaşıyor. Çünkü iman dünya cinsinden bir malzeme değil. Yani şunu kastediyorum. Namazdasınız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Veya bir derstesin şimdi. Bir rahatlık olmuyor. Bir huzur yok mu? Bu huzurdan kastediyorum ki buranın cinsi midir? Buranın malzemesi midir? Buralı mıdır bu huzur? Hayır. Burada orayı yaşıyoruz. O zaman nerede olduğun önemli değil. Nerede ne yaşıyorsan oralısın. Yaşadığın şeysin. Huzur buralı değil. Bu dünya cinsinde bir malzeme değil. Kalem değil huzur. Bardak değil huzur. Taş değil huzur. Araba değildir huzur. Huzur hazırdan sonra ortaya çıkandır. Hazır olmadan sende huzur olmaz. Arkadaşlar bak bir daha. Buradayken buralı haletleri yaşamıyoruz. Farkında mısınız? Merhamet lezzeti, şefkat, haya,
imanın lezzeti, vücudun lezzeti, şuurun lezzeti, ümidin lezzeti, tevekkülün lezzeti, tefekkürün lezzeti buralı mıdır? Burada başka şey yaşıyoruz. O zaman nerede, ne yaşıyorsan yaşadığın yerlisin, yaşadığın şeysin yani. Abi marifetullah olduktan sonra diyor, dünya lezzetleri hiç olmadığı gibi cennete bile işte kalkıyor. İşte kalkıyor, marifetullah olduktan sonra. Bu muana değil mi abi? Bu, bir parçası bu. Bak bir de buradayken burayı yaşamıyoruz, ne olur bir müjde bu. Burayı yaşamıyoruz. Buranın şeyi değil bu şu anda hissettiğin şey. Şu anda bir rahatlık yok mu ya? Bu kadar insanı nasıl sokmuşlar? Nasıl bu kim sokar böyle? Yapabilir mi ya bu karabalık? Bu sıcakta koyacaksın. Bir huzur var, bir ahenk var, bir armoni var, bir doyum var. Bir lezzeti ruhani var. Lezzeti lahut var. Lahuti bir haz var. Bu haz buralı değil. Buranın malzemesi değil. Burada orayı yaşıyoruz zaten. Hem geçmiş hem gelecek zamanlar uyanın diyor. Uyananda bu haz olur. Uyananda. Uyanması demek ölmüş demektir. Neydi? Bedensel hayattan sıyrılan ölmüştür. Çünkü biz biliyoruz ki ölüm denilen şey ruhun bedenden çıkartılması, kurtarılması. Kim ölüyor ki burada? Ruh bedenden çıkıyor. Bunu çıkaran Azrail aleyhisselam. Ruhu mu öldürüyor? Alıp götürüyor, öldürmüyor. Ruhu öldüren Azrail değil. Karıştırmayın. Ruhu öldüren günahlardır. Ruhu öldürüp cesede gömen günahlardır. Azrail ise ruhu kurtarıyor. O zaman ruhun Azrail'i günahlar mıdır, Azrail midir? Günahlardır. İmanın nuruyla ışıklanır hem mazi hem müstakbelin. Işıklanır mesela nasıl ışıklanır? Kanser yatıyor. İlla kanser olman şart değil ya. Her anda hakar pıt pıt pıç. Ya biraz kötü hissettim böyle kafan esim aslı. Doktora gittin. Kolesteroldür, tansiyondur bilmem bir sürü şey. Hemen ya hemen olacak bir şey. İşte bu olabilir. Geçmiş ve geleceği imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulursa rahat edersin. Çünkü sen zaten oralıydın. Değişen bir şey yok ki. Beni ahirete götürseler de bu işi yapacağım. Tekrar beni de getirseler, geçmişe de bu işi yapacağım. Başka bir şeyden anlamıyorum. Ne yapacağım başka ya? Nüke mekir soru sorarsa yine bunu yapacağız kardeşim. 145 sözleri okudun. Işıklanır, vücut bulur. Zamanı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı bak, hayatımıza ve ruhumuza zamanı hazır gibi iman gidiyor geçmişten, gelecekte malzemeleri toplayıp seni mutlu yaşıyor. İşte gelecekten topladığı malzemeye ümit denilir. Geçmişten getirdiği malzemeye elhamdülillah dedirten salih amellerimizdir. İman topluyor işte. Geçmişim gitti ama zekatlarımız var, orucumuz var, geçmiş. Namaz var, dava oldu elhamdülillah. Yani yamuk yumuk yaşadık ama elhamdülillah ümidimiz var Allah'ımızdan. Niye var? Çünkü yeis maniyer kemaldir. Allah'tan ümidini kesenler kafirlerdir diyor Allah. Benden ümidi kesmeyin diyor. Kendisi söylüyor. Keser miyim yani? Yeisin zulümatından imansızlık bak ne yaparmış. Yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, ervah habisinin izacatından, üçünün bütünlüğünün dehşetinden nasıl yaşanır ki? Şualar 339 şey sözler. Bak yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Amin. Cemaatsiz bırakmasın. Bir de ervah habisinin izacatı demek tacizi. Hastasın, iyi değilsin, imansızsın. Senin imansızlığını sevsinler ya. Taciz ediyor, taciz ateşleri yapıyor. Erbaa habisinin izacatından garip garip düşünceleri taciz ateştir bu. Kalbin duruyor. Sana ne? Sanki beni çok seviyor da onun için söylüyor.
Bu ervah habisenin taciz ateşi. Yani ervah habisenin izacatından. Bazısı diyecek ki abi 339 ama tam yeri söyleyeyim çünkü sonra sıkıntı olmasın cümle. 339. Yeysin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından ve o dehşetin dehşetinden. Allah, Allah'ım elhamdülillah. Ne kadar şükretsek az iman nimetine ya. Ya. İyi ki Allah var ya. Allah var, problem yok. Gerisi hikaye. Allah var, problem yok. Zaman hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı ve envar vücudiyeyi veriyor. Yani iman. İman hayat hayat oluyor, ruha ruh oluyor, mazi ve müstakbel canlanıyor. Daha dünyada yaşarken ahiretin hazlarıyla yaşatıyor seni. Huzurlu, feyizli, ümitli, canlı. Bunlar hep ahiretin özelliği. Yani ahirette geçen akçe bunlar. Buralı değil buralı. Adam hani derse ya konuşuyor falan Allah tipine bak, yürüyüşüne bak, simasına bak, gözler çekik, konuşması garip. Ulan bu turist burada ne işi var ya? Ama insan. İnsan olma itibariyle orta az buralı. Fark etmiyor. Ama sıfatları itibariyle buralı olmadığı kesin. İman da buralı değil. İman buralı değil ki. İmanın çalıştırdıkları şeyler buralı olsun. Arkadaşlar burada orayı yaşıyorsunuz, farkında mısınız? Ölünce değişecek bir şey yok. Aynı bu huzurun 70 katı huzurlu yaşayacaksın. En büyük nimet ölümdür. Yaşasın. Geliyor geliyor. Ölüm geliyor. Sonsuz böyle yaşanır. Soruyorum sana. Herkes kendisine sorsun. Yaşanır mı böyle sonsuz? Yok ya. Böyle şey olur mu ya? Burada yaşanır mı ya? Bu hakikatin ihtiyarlar risalesinin bir tanesi böyle ders yaptık bunu daha ileri. Ya, hakikaten ya dedi ya. Ölüm güzel bir şeymiş ya. Ölüsüm geldi dedi az kaldı. Biz usta çok sevdiriyor be kardeşim. Bu haz ya. Bu hazın 70 katını istemez misin şu anda aldığın hazın? Huzur. 70 katı ya. Berzahta alacaksın bunu. Bunun 70 katı ya. Bin can ve minnet ile istenir bu ölüm. Bir tanesine öyle denmişti. Abi intiharı düşünüyorum falan. Lan ne intihar diyor? Biraz sabret lan. Zaten öleceksin. Allah Allah. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini, hayatın zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız, feraizle zinetlendiriniz, farzlarla süsleyiniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Her gün ve her yerde ve her vakit ve fiyatların gösterdikleri dehşetli hakikat meftise her gün, her yerde, her vakit ve fiyatların gösterdikleri hakikat ise her gün ölüm var. Size başka gençlere dediğim gibi diye devam ediyor. 145'te devam ediyor. Şimdi başka bir yer okuyacağım. ...314... sayfalar veriyorum ki merak eden arkadaşlar baksınlar, harika bir yer. Ondan sonra tamam sizi bırakacağım, Allah nasip ederse bunu okursam. 314 sözler. Üçüncü nokta: İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ölüme. Ölüm bir esma yani. Yuhyi ve yumit. Yumit de bir esmadır. Yuhyi esma olduğu gibi. En azından ölümden korkan şöyle dua etsin. Külli şeyin halikün ilhaveçe. Haşir meydanında herkes hesap verildikten sonra, bittikten sonra kısa bir dönem dahi olsa diyor 15. sözde, Allah kendisi eskisi gibi. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Sonra mahlukatı yarattı. Haşir meydanında her şey bittikten sonra Allah kendisi haricinde her şeyi öldürecektir.
kudretten ilime. Ama kısa bir dönem olsa bile herkes ölecek. Herkesi öldüren Azrail de ölecek. Herkesi öldüren Azrail de ölecek. Ölümden korkan kardeşim, dua etti ki, ya Rabbel Alemin, ya Rabbi, şu anda sen zaten duyuyorsun. Azrail Aleyhisselam da duyuyor. Küllü şeyin halikün illa veçe sırınca, ey Azrail Aleyhisselam, sen de öleceksin. Sen de öleceksin. Çünkü sen de nefis taşıyorsun. Nefis taşıyan ölecek diyor. Küllü nefsin zayikatı mı? Ey Azrail Aleyhisselam, nasıl ölmek istiyorsan beni de öyle öldür o zaman. Ölmek istediğin gibi beni öldür. Amin. Çünkü Azrail Aleyhisselam nasıl ölmek ister? Seni de öyle öldürecek. Gördün? Başka şansımız yok. Veya Azrail Aleyhisselam bile devre dişi yapmak ise şehit. Şehit oldun mu? Ha, konuştuklarınız için zaten yok. Kabir, mabir, o şeyler, hesaplar, mekanlar, nükel, mekiller yok. Hiçbir şey yok. Bir bakacak ki Allah Allah, kıyamet kopuyor. Ne? Ya bitti. Aa, Allah Allah. Hiç. Tire kaşırdı. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kabrin nurlanmasını istiyorsa diyor usta 9. sözde, teheccüd namazı, gece namazı. Hesap mesap istemiyorsa kabirde, her akşam yatarken ne hangi süreyi? Tebareki. Okusun diyor. Şimdi iman hem nurdur hem kuvvettir. Korkma kardeşim. İmansızlıktan kork. Ruh öldüren günahlardır. Başka bir ölmez. Aşıklar ölmez kardeşim. Ölen hayvan imiş. Ölüm dediğim şey ruhun cesetten ayrışması ve ruhun kurtulmasıdır. Nasıl gelecek? Doğdun, öldün, hayatın bütün amelleri donacak, Azrail gibi gözükecek. Amellerinin donmuş halidir Azrail. Ruhu Azrail, cesedi senin ameli. Azrail nasıl gelecek? Nasıl yaşıyorsa. Hiç endişe etme. Tipi nasıl olacak? En çok sevdiğin bir insan, sana ümit ve güven veren bir insan, konuştuğu zaman sana heyecan, görüldüğü zaman sana huzur katan, senin için kimse, senin Azrail o simada gelecek rahmet-i ilahi olarak. Hadi gel bir gezelim diyecek, koltuğuna girecek. Ha? Onun adı ölüm. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. İmanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Hangi hadise var senin? Kardeşim koya üzerine imanı değiştirsin. Hadisatın tazikatından kurtulabilir. Tevekkeltu alallah der. Allah'a vekil eder. Derdin varsa Allah'ım daha büyüktür. Bir tanesi dedi, abi ya böyle diyorsun da abi, o kadar rezil günahlarım var ki, geçmişi tabii, nurları tanıdı. Nurları tanıyanlar bir kısmı böyledir de. Dedim ki ya senin günahların mı çok büyük? Abi çok dedi ya, husus konuşuyor. Lan Allah'tan büyük mü? Tövbe estağfurullah dedi ya. Ben de biraz manyaklık var ya böyle şey. Dedim senin günahın Allah'ından büyük mü? Tövbe abi dedi ya, tövbe ya. Tamam, Allah'ı aciz bırakacak bir olay olur mu? Allah'ın kudretini aciz bırakacak, affa gücü yetmeyecek bir Allah düşünebilir misin? Böyle bir Allah düşünebilir misin haşa? Elhamdülillah. Böyle bir inancımız var elhamdülillah. Böyle bir Allah'ımız var hamdolsun. Allah'ın büyük yani, hamdolsun. Ne diyor? Tevekkeltu alallah der. Sefine-i hayatta kemali emniyetle, gayet rahat, kemali emniyetle, hadisatın dağlar varı dalgaları içinde seyran eder. Hani Hüsrev abinin gayrimüteşir bir mektubu var. Hüsrev abinin gayrimüteşir. Böyle Latince'de yok, Osmanlıca'da var. Şöyle diyor. Ey Risale-i Nur! Başıboş ve gayesiz bir gençliğin içinden çekip çıkaran, gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, hadisatın dağlar varı dalgaları içerisinde sahili selamete çıkarıp ulaştıran Risale-i Nur, sana nasıl vücudumu feda etmeyeyim? Diyor. Diyor ki, tevekkeltu alallah der, imanın seviyesine göre sefine-i hayatta
kemali emniyetle hadisatın dağlar varı dalgalar içerisinde seyran eder. Olaylar için hiç öyle bir gemide ki dalga ne olursa olsun balon gibi dalga geliyor üstünden geçiyor. Seyran eder. Bütün ağırlıklarını kadir-i mutlakın yedi kudretine emanet eder. Ömrü, istekleri, günahları, her şeyi ya Rabbi sana emanetim. Tevekkeltu alallah der. Hasbunallah ve ni'mel vekil der. Her şeyi ona havale eder. Kudretine emanet eder. Rahatla dünyadan geçer. Berzahta istirahat eder. Ne mutlu diyor. Hizmet meşakkat bitti. Ücret almaya gidiyorsunuz. Vatan asillerinize dönüyorsunuz. Kabir için diyor. Vatan asillerinize dönüyorsunuz. Hizmet meşakkat bitti. Ücret almaya gidiyorsunuz. Sonra saadet ebediye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfel-i safiline çeker. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dariyeni iktiza eder. Hep beraber edelim. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dariyeni iktiza eder. Dünya ve ahiret saadetine sebep olur. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareyni iktiza eder. Dareyn iki hayatı temin eder. Ühdesini alır, garantör olur. Çünkü iman dünya cinsinden bir şey değil. Fakat yanlış anlama, tevekkül esbabı bütün reddetmek değildir. Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek, esbaba teşebbüs ise, sebeplere riayet etmek ise bir nevi duayı fiili telakki ederek, yani sebeplere tevekkül et, şey yaptın, uydun, tevessül ettin. Hastalığına, ömrüne, Allah'ın Resulüne uymak, uyduğu kadar, yapabildiğin kadar, uyabildiğin kadar uyuyorsun. Sebeplere riayet ediyorsun ama sebeplerin bahane olduğunu, hiç olduğunu, perde olduğunu, zahir olduğunu. Üstad da öyle diyor. Esbaba dört sıfat takıyor. Esbab bahanedir. Esbab hiçtir. Esbab perdedir. Esbab zahiridir. O gözükenin arkasında. Bu ama ona teşebbüs etmek duayı fiilidir. Emrettiği için uymak. Bir nevi duayı fiili telakki ederek musebebatı, yani neticeyi yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek. O yapar. Ne yaparsa güzel yapar. Allah çok ve az yapmaz. Hiç kimsenin hakkı zayi edilmez. Hukuk noktasında sürprizlik yoktur. Rahmet noktasında sürprizler sizi bekliyor. Yapmadığınız günahlar yaptığı gözükmeyecek. Yaptığınız sevaplar yapmadığı gözükmeyecek. Bunda sürprizlik yoktur. Adalet noktasında sürpriz beklemeyin. Beklemeyeceğiz. Yaptıklarımızı göreceğiz. Sürprizlik şuradadır. Hak etmediğimiz halde, yapmadığımız halde, iştirak-ı amal-i uhreviyeden, cemaattan ve rahmet-i ilahiyenin tecelli etmesinden ihsan-ı ilahi bekliyoruz. Burada sürprizlerle doludur. Şefaat-ı peygamber var. Şefaat-ı Resulullah var. Büyük zatların şefaati var. Direkt imanı olup hiç cehenneme uğramadan direnler, gidenlerin 70 kişiyi almaları var. Şahs-ı manevi var. Cemaatin şahs-ı manevisi var. Onların ve iştirak amal-ı uhreviyeden gelen haseneler var. Bu noktada sürprizler var. Ama adalet noktasında yaptıklarımız yapmadı, yapmadıklarımız da yaptı gibi bir sürpriz yoktur. O tamam. Burada da ihsan-ı ilahi çalışıyor, aktif oluyor. İştirak-ı amal-ı uhreviye dahil olan bir insanın Allah'ın izniyle kendi özel hayatındaki günahlar bir tarafa,
sevabı bir tarafa. İştirak-ı amal-i uhreviye, yani Risale-i Nur talebelerinin dimağından çıkan enerji, yani akıldan çıkan enerji akılsız değil, kalpten çıkan enerji kapsız değil, hayatsız değil, ruhtan çıkan enerji ruhsuz değil. İşte akıldan çıkan akıl, kalpten çıkan maneviyat, ruhtan çıkan ruhani haletlerin toplamı, bütün nurcuların, mazi ve müstakbeldeki nurcuların bu hallerinin toplamının hulasasına şahs-ı manevi deniliyor. Hayal değil bu da iman gibi. Bizzati şahs-ı manevi akıllıdır, ruhludur, canlıdır, realitesi vardır. Gafsiyet ve kutbiyete sahiptir. Aynı zamanda ferdiyettir. Bize natıs tesir ediyor, aklımıza bir fikir veriyor, fikir, kalbimize bir mail atıyor, biz de yapıyoruz. Ya ben yaptım, hatırıma geldi, ya içimden geldi. Değil arkadaş, aklına fikir veren, kalbine mail ettiren odur, o. Şahs-ı manevi, ya Allah Allah içimden, ya bir derse gideyim ya, şu hayır yapayım, şöyle kitap okuyayım, o işletiyor. Şahs-ı manevi bizzat fiildedir, realitedir, devre içindedir. Ben diyor, şahs-ı manevinizi bıraktım diyor. Şahs-ı manevi şöyle yaptı diyor. Şahs-ı manevi sevk etti diyor. Fail-i muhtardır. Son cümlem. Belki esbabı desti kudret perdesi bilip riayet ederek esbaba teşebbüs ise, yani esbaba teşebbüs edeceğiz. Allah ne demişse yapmaya çalışacağız. Hizmetimize sahip çıkacağız, kendimize sahip çıkacağız, çoluk çocuğumuza sahip çıkacağız. Evradımızı, eskarımızı bırakmayacağız. Kaza namazlarımızı kılacağız. Hizbul Kur'an okuyacaksın. Risale okuyacaksın. Haftada en az bir iki defa derse gideceksin. İmkanın nispetinde hizmete maddi ve manevi sahipleneceksin. Boş araba gelmeyecek, yanına birisini almaya çalışacaksın. Ondan sonra çekip gideceksin. Ya oraya gitmedi. Zaten orada oraya yaşıyorsun. Fark ettin mi ya dersin başında dedim. Hazlar, hisler, lezzetler buralı değil. Hiç bir sürpriz bekleme bir şey değil yani o. Garipsemeyeceksin. Bunun yalnız işte 70 katı. Şu anda aldığın huzurun 70 katı. Allah Allah bu neyiniz? O şu anda yüklense motor yanar. Ceset yanacağı için verilmiyor o kadar. Müsebbibatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek, neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak usul ve furularınıza merhamet eylesin. Kabirde olanları iştirak amal-i uhreviyeden hissedar eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Ya Rabbel Alemin, razı olmadığın geçmişimizden tövbe, razı olmayacağın geleceğimizden sana sığınıyoruz. Amin. Ya Rabbi, hizmet imani Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebair ve tesanüsürüne tam mazar olarak yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Hizmet imani Kur'aniye'de daim kayım sayım eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazar eyle ya Rabbi. Amin. Ustadımıza merhamet eyle ya Rabbi. Amin. Usul ve furularımıza merhamet eyle ya Rabbi. Kim bize dua ediyorsa, kim bizden dua istiyorsa, kime söz vermişsek ve kimin üzerimizde hakları varsa, kimler hizmette alakadar oluyorsa, iştirak amal uhreviyeden hisselerini azim eyle ya Rabbi. Amin. Dertlerini bertaraf eyle ya Rabbi. Amin. Hastalarına şifa ver ya Rabbi. Amin. Borçlularına eda nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, riyakarını yaptığımız bu duayı dergah izzetinde makbul ve karin olanların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Vahir davahümenilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.